Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlulukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden Nam-ı Diyarlı Haşir Risalesi'nden devam ediyoruz. Haşir Risalesi'nde de 6. hakikate kadar geldik. Hatta bir önceki dersimizde 2 paragraf kadarını da konuşmuştuk. Bugün inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ondan evvel yine Haşir Risalesi'nin başına bir dönelim. Hangi ayet-i kerime ile bu yolculuğumuz başlamıştı onu bir hatırlayalım. Ve ondan sonra 6. hakikatte tekrar o ayet-i kerimenin gölgesine sığınalım. Bize anlattığı mana dünyasından hakkımızı kabımız miktarınca, kaşığımız kuvvetince almaya çalışalım. Tevfik, hidayet, nur Allah'tan. 10. söz, Haşir bahsi 2 ayet-i kerimeyle başlıyor. Birincisi Bismillahirrahmanirrahim. Ki hep söylüyoruz, Bismillahirrahmanirrahim aslında insanın sahip olduğu muammalardan çoğunu çözen bir mana dünyası taşıyor içinde. Yani bu alem niye var edildi? Biz yokluktan neden çıktık? Bizim bekamız neden yaratılacak? Gibi gibi çok sorunun cevabı aslında Bismillahirrahmanirrahim ile verilmiş. Nasıl bir cevap bu? Allah Rahman ve Rahim. Biz neden yokluktan varlığa çıkarıldık? Çünkü Allah Rahman ve Rahim. Biliyordu ve kemali böyle yapmasını iktiza ediyordu. Yani bize fazlından, kereminden, yüceliğinden, katından bağışlarda bulunması için yokluktan varlığa çıkarması gerekiyordu ve öyle yaptı. Bizim üzerimizden böylece kemalini yansıttı, tecelli ettirdi, bizi faydalandırdı bunlarla. Yine mesela ahiret niye lazım, niye var? Bu sorunun cevabı da Bismillahirrahmanirrahim'de gizli. Çünkü Allah Rahman ve Rahim. Hani nasıl gücümüzün yetmediği çoğu meselede Allah'ın büyüklüğünü hatırlıyoruz, Allahu Ekber diyoruz. O mana bize yardım ediyor, cevap oluyor. Nasıl? Çünkü Allah o zorluktan, darlıktan daha da büyük, daha da kuvvetli. Onu değiştirebilecek yaratışa sahip, isimlere, sıfatlara sahip. Bunları hatırlıyoruz yani Allahu Ekber demekle. O yüzden hayret makamında, korku makamında veya büyük sevinç anlarında müminler Allahu Ekber derler. Mesela hac zamanı da değil mi? Yine geldi, Kurban Bayramı içindeyiz. Daha doğrusu yaklaştık. Zilhicce ayının içindeyiz. İşte o ayın içinde, o Kurban Bayramı'nın tefekkürü içinde veya haccın tefekkürü içinde bu kelime, İbadetleri içinde bu kelime neden bu kadar çok kullanılıyor? Allahu Ekber, Allahu Ekber gibi Allah'ın azametini ifade eden ifadeler neden haccın rükünleri içinde çok var? Veya ibadetin içinde niye çok var? Veya işte bir mümin, sıradan bir müminin gündelik yaşantısı içinde bu kelimeye neden çok müracaat ediyor? Hepsinin arkasında aynı sır var. Allah'ın azametinin müminin kalbine yaptığı yardım. Onu ferahlatan yanı. Onunla nefes alışımız, ondan destek alışımız. O hacdaki, o milyonlarca insanın beraber yaptığı ibadette değil mi? İnsanın kalbine bir şey gelir. Ne diyelim? Bir hayret, bir gıpta, bir ne diyelim? Coşkunluk gelir yani. O kadar beraber bir cemaat yapıyorsunuz bu ibadeti. Onda bir güç vardır. Orada o kutsi mekanlarda bulunmanın bir sırrı vardır. Onun hayreti ancak bununla teskin olur gibi. Mesela düşman ordusuna bizim erlerimiz neden Allah 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 diye hücum ediyor? Onda da bir şey var. Rahatlama var yani. Onun anılışıyla, Allah'ın uluhiyetinin hatırlanmasıyla gibi gibi bu manaları çoğaltabilirsiniz yani. Allahu Ekber'in böyle bir yanı var. Bismillahirrahmanirrahim'in de böyle bir yanı var. Allahu Ekber soruları nasıl cevap oluyor? Allah büyüktür yani, çözer o işi. Bir şey olduğunda ya nasıl olacakmış? Allahu Ekber. Yani Allah büyük yani, bunlar ne ki?
yaratan elbette yarattığından büyük. Bunlar onun için problem değil, bizim için problem. Bu teselliyi alıyoruz. Aynısını Bismillahirrahmanirrahim'den de alıyoruz, almalıyız. En azından bir kapı bulunduğunu fark etmeliyiz. Cenab-ı Hak neden imtihanı yarattı? Çünkü Rahman ve Rahim cenneti ve cehennemi verecek. Cenab-ı Hak neden işte şunu şöyle yaptı, bunu böyle yaptı, şunları niye şöyle yapsın, bunları niye böyle yapsın? Bismillahirrahmanirrahim'in inceliklerine girildiğinde arkadaşlar bunların hepsine cevaplar bulunabiliyor. Allah çünkü Rahman ve Rahim. Çünkü Rahman ve Rahim olursa ancak o Allah. Yani o kemalin, ilahlığın gerektirdiği büyüklüğün, ululuğun, yüceliğin tamamı Rahman ve Rahimlikle oluyor. Ağalığın şanı vermektir diyoruz değil mi mesela? Vermiyorsa o nasıl ağalık diyoruz mesela? İnsani ilişkilerimizde bile öyle diyoruz. Büyüklüğü cömertlikle ilişkilendiriyoruz. Büyüklüğü merhametle ilişkilendiriyoruz. Merhamet göstermeyenin büyüklüğünü de saymıyoruz. Lan diyoruz nasıl adammış bu meymenetsiz, insafsız, gaddar. Bu kaymakam da olsa boş, vali de olsa boş, bakan da olsa boş, ne olsa boş diyoruz mesela böyle birisiyle rastlaşsak. İşte o meşhur hikayedeki oğlum ben sana adam olamazsın dedim, vali olamazsın demedim şeyindeki gibi, meselindeki gibi neden? Onun büyüklüğün şanını kaldıramadın sen, koltuğunu alamadın demedim ben sana. O şanı kaldıracak ahlak yok sende, onu söylemek istedim diyor adam. Hikayede böyle. La teşbih ve la temsil, Cenab-ı Hak elbette bizim güzel Allah'ımız Rabbul Alemin olarak uluhiyetin bütün gereklerine ve şanlarına sahiptir. Lehül Esma-ül Hüsna sırrının bir şeyi de budur. Yani ilahlık ne istiyor arkadaş kemal namına? Ne lazım o ilahlıkta? Büyük demek için ne lazım? Hepsi Allah'ta var. Onun bıraktığı bir noksanlık yok ki işte şerikliğe alan açılsın. Cenab-ı Hakk'ın bir ortağı olsun haşa veya yaratıcılıkta onun boş bıraktığı bir alan olsun da oraya birisi kaynasın, şunu da ben yarattım desin haşa. Zaten tevhid de bunun gereği. Yani Allah'ın kemali tevhidi gerektirir. Çünkü başkasına boşluk bırakmaması lazım yaratışta. O yaratışın kemalini, elbette bütün yaratışlarda bir kemal şeyi var, ifadesi var. O yaratılanın lisan-ı hal üzerinden ustasına yaptığı bir methiye var, bir hamd var. Bunların hepsi Allah'a aittir. Bizim burada daire-i esbab içinde, daire-i muamelat içinde böyle kısmen parça parça üstlenmelerimiz bazı şeyleri hakikatte değildir. Hakikatte yaratan değiliz ki biz. Çocuğunu getiriyorsun mesela bir şeye, diyorlar ya maşallah ne güzel ebeveynmişsiniz, ne güzel eğitmişsiniz. Şimdi Allah onu o güzel ahlak üzere etmese, arsızın arsızı etse, senin bir çaren var mı o çocuğu değiştirebilecek? Yok. Kimisininki de öyle oluyor. Babasına annesine bakıyorsun, çok salih, çok ahlaklı. Çocuğa bakıyorsun, şeytan yavrusu gibi yani. Yani böyle çocuklarda olmuyor değil. Veya tam tersi de oluyor. Babası annesi çok kötü ama çocuk çok ahlaklı. Cenab-ı Hakk'ın sırrı Firavun'un şeyinde tezgahında Musa Aleyhisselam'ı yetiştiriyor. Veyahut da Nuh Aleyhisselam'ın tezgahında kafir olan oğlunu yetiştiriyor. Bize bir şey gösteriyor bunda. Bunda bile bir ders var. Nedir? Anne baba işi değil bu. Nuh Aleyhisselam gibi baban olsun, sende Cenab-ı Hak o şeyi yaratmazsa yine olmaz. Diyelim gidelim diğer tarafa, İbrahim Aleyhisselam'ın babası Azer gibi veya Musa Aleyhisselam'ın evlatlığı olduğu, yanında yetiştiği Firavun gibi baban olsun. Ama senin içinde Allah o tevhid nurunu yaksın, o güzel ahlakı yaksın, insanı kamil ateşini tutuştursun. O da şey, yani engel olamaz. Bak ebeveynlik üzerinden nasıl bir ders var? Yine bir tevhid dersi. Bunları yaratan ancak Allah'tır dersi. Yani o tamam etmezse tamam olmuyor. Sen ne yaparsan yap. Senin yaptığın sadece son parçayı doğru koydun koymadın meselesi. Diğer parçaların hepsini Allah koyuyor. Seninki son parça da işte arzun, iraden. O yönde sarf edersen. Onun da her zaman hükmü olmuyor da. Yani cüz-i iradeyi boşuna demiyoruz biz. Yani küçük bir alanda şeyi var. Ama Cenab-ı Hak
lütfederse, kerem ederse bu kemalleri hep o yaratıyor. İşte Bismillahirrahmanirrahim bizim haşirle ilgili sorumuza da cevap oluyor. Diyor ki Allah Rahman ve Rahim niye yaratmasın ki? Sen istiyor musun haşri? Evet. Sen hayat sahipleri, her biriniz, hepiniz hayatınız devam etsin istiyor musunuz? Evet. Sonsuz yaşamak istiyor musunuz? Evet. Bu dünyadakinden daha üst, her istediğiniz olacağı bir alem istiyor musunuz? Evet, evet, evet oğlu, evet. Hepimiz bunu kabul ederiz yani böyle bir hayal kurduğumuzu, bu dünyada bile cennet hayalleri kurduğumuzu. Elbette hakiki cennetin çok noksanı ama bu dünyada da bizim kafamızda o geziyor. İşte çocuk daha küçükken hayal ediyor. Şöyle bir geleceğim olsun, pilot olayım, tıpçı olayım, şu olayım, bu olayım, şöyle arabam olsun, böyle şeyim olsun. İstiyorsun, bu bir dua. Madem sizin böyle bir duanız var, sizin Allah'ınız bu duayı kabul etmekten hak ederseniz, layık olursanız ona, rızasını kazanırsanız, yerine getirmekten noksan eksik bir Allah değil ki haşa. Onun kudreti her şeye yeter. Buradaki ayet şimdi bize hatırlatacak onu da. Elbette Rahman ve Rahim olduktan sonra bunlar hemen o şeye giriyorlar yani. Onun çekim alanına giren şeyler, dualar. Allah duaları neden işitiyor, kabul ediyor? Çünkü Rahman ve Rahim. Gibi gibi çok cevabı Cenab-ı Hakk'ın rahmaniyeti ve rahimiyeti üzerinden almak mümkün. Rahmaniyeti daha genel ikramlarını, rahimiyeti daha özel has tarihteki ikramlarını ifade ediyor, onlara işaret ediyor. Bunu daha önce konuşmuştuk, oraya girmeyeyim. İkinci ayeti kerimemiz Rum suresinin 50. ayeti. Rum suresinin 50. ayeti hep hatırlatıyoruz. Estağfirullah. Fenzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha. İnne zalike le muhyil mevta ve hu ala kulli şeyin kadir. Kısa bir meal şu şekilde verilmiş söz basım külliyatta. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. İşte bu ayeti kerimede daha meal düzeyi gibi düşük bir düzeyde muhatap olduğumuzda dahi ki meal kısa anlam demektir. Sözlük karşılığı da budur. Kısa tevil, kısa anlam gibi bir karşılığı var. Yani ayet-i kerimenin söylediği şeylerden çok 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 azıdır bu. Ayet-i kerime çok çok üst düzeyde söyler. Diyebiliriz ki bütün tefsirleri toplasanız da ayet-i kerimenin söylediğinin hala parçasıdır onlar. Tefsir düzeyi için bile biz bunu söylüyoruz ki tefsir düzeyi meal düzeyinin çok çok üstüdür. Bir tefsirde bazen mesela işte biz 10. sözü bu ayetin tefsiri olarak okuyoruz. 10. söz kaç sayfaydı? Yaklaşık 100 sayfa. Belki ondan da fazla. Yani söz basımın mizampajına göre söylüyorum bunu. Ne oldu şimdi? Bak o da yetmiyor. Üstadın tefsiri tefsirler içinde bir tefsir. Daha nice nice tefsirler var. Nice nice hocalarımız, ehl-i sünnet ve cemaat büyüklerimiz, müfessirlerimiz, mütekellimlerimiz, fakihlerimiz, mutasavvıflarımız hepsi kendi ekseninde belki bu ayete eğilmişler. Rum suresinin 50. ayetini. Hepsi başka başka ballar, şekerler, şerbetler devşirmişler, almışlar, sağmışlar, içmişler. Talebelerine, okuyucularına da içirmişler elhamdülillah. Ama bitmiyor. Bak ayetin söylediği bitmiyor. Her asrın adamı, her asrın meslek, meşrep sahibi bu ayetlerden bir şeyler anlıyor, onları anlatıyor, yazıyor, ders veriyor. Ama ayetin söylediği bitmiyor. Şimdi ayetin söylediği bitmiyorken, denizler mürekkep, ağaçlar kalem olsa Cenab-ı Hakk'ın kelamının sonuna gelinemezken nasıl meallere Kur'an'ın kendisi muamelesi yapılabilir? Arkadaşlar bu noktanın altını çizmek istiyorum. Nasıl söyleyeceği bitmeyen o ayet-i kerimeler zahiren bir cümle ama içinde ne cümleler saklı, ne ifadeler, ne manalar saklı, insanın yolculuğuyla beraber neler neler açılıyor. Zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşiyor diyor ya Bediüzzaman Hazretleri. Niye söylüyor bunu? Biz tecrübelerimizle söze farklı düzeylerde muhatap oluyoruz. Ben bir şey yaşıyorum, böyle bakıyorum. Başkası bir şey yaşıyor, böyle bakıyor. Öteki başka bir şey yaşıyor, böyle bakıyor. Her asrın insanı, her asrın her coğrafyanın insanı, her coğrafyanın her milletin insanı, her milletin her kavmin insanı, her kavmin her evin insanı eğer muhatap olursa elbette ki ayetlerle, nasibi varsa, hidayetin müşterisi ise
kendi perspektifinden bir açı görüyor. Ama bunların hiçbirisi hazinenin tamamı değil. İşte Bediüzzaman Hazretleri'nin Gavvas, Dalgıç ve Hazine örneği. Oradaki gibi dalıyor gözü kapalı olarak. Oradan bir şey alıyor. Eline pırlanta geçiyor, elmas geçiyor. Hazinenin tamamı elmas mı? Olmayabilir. Hazinenin hepsi pırlanta mı? Olmayabilir. Herkes bir şey aldığına göre demek ki hazinede bunların hepsi var ve daha fazlası da olabilir. Ha, bu anlamda hazineye uyanık olmak, bir açlıkla bakmak, bitiremediğini bilerek bakmak, aciz fakir kuşanarak sonuna gelmediğinin farkında olarak bakmak, elbette müminane şuur bunu ister. Talebede talep edendir. Talep etmesi biten insana öğretmek de biter. Cenab-ı Hak onun marifetine açlığımızı gidermesin. Bizi tatlandırsın, yedirsin, içirsin ama doyurmasın arkadaşlar. Hep ona açlığımızı hissedelim. Hiçbir zaman oldum demeyelim ki bizi oldursun. Onun kün emri oldum demeyenler içindir. Oldum diyenler onun oldurmasından mahrum kalırlar. Cenab-ı Hak o anlamda onun rahmetinden, kereminden, mahrumiyetten bizi korusun yani. Bu duayı sıkça edelim. Pekala. Ayet-i Kerime'yi de hatırladık. Buradaki rahmet eseri olarak varlığa bakmanın yaşattığı o okuma, Allah neden varlığı tekrar tekrar her sene bahara çağırıyor, hayata çağırıyor, tekrar neşvü nemaya çağırıyor. Buna dedik ki biz rahmetin muktazisi, Allah ikram etmek istiyor. O sofra yerden kalkmasın istiyor, hep oturanlar olsun istiyor. Doyan giderse yenileri gelsin otursun istiyor. Diğer taraftan da dedik ki, yani Cenab-ı Hakk'ın baharı yaratan kudreti, onlarca, yüzlerce, binlerce, milyonlarca türü tekrar hayata davet eden kudreti, bunu başarabilen kuvveti, buna muvaffak olan kuvveti, elbette yine iktiza eder ki insan türünü de kendi baharıyla muhatap etsin. Elbette onun onları yaratan kudreti bundan uzak değildir. Haşa, biz onu bu noktada böyle bir şeyle itham etmeyiz. Elbette o her şeye hakkıyla kadir olmasının sırrıyla insan türünü tekrar kendi baharına çağıracaktır. Haşir bu anlamda kudret açısından çok açıklanabilir bir şeydir. Bahar örnekliğinden, haşir kanunun dünyadaki tecellisinden ahiretteki tecellisini, mahşerdeki tecellisini anlamak mümkündür dedik. Bunu okuduktan sonra tekrar bahsimize dönüyoruz. 6. hakikatin kaldığımız yerinden başlıyoruz. Artık tamamını okumuyoruz. Çünkü metinler uzun olmaya başladı. Uzun oldukları için de baştan sona bir kez okuma adetimizi bıraktık. Pekala. Halbuki görüyorsun. 6. hakikatteyiz arkadaşlar. Söz basıma göre 115. sayfa burası. Üçüncü paragraf. Halbuki görüyorsun. Mahiyetçe en cami ve mühim raiyeti ve bendeleri şu misafirhane-i dünyada perişan bir surette muvakkaten toplanmışlar. Misafirhane ise her gün dolar, boşalır. Hem bütün raiyet tecrübe-i hizmet için şu meydanı imtihanda muvakkaten bulunuyorlar. Meydan ise her saat tebeddül eder. Hem bütün o raiyet Sani-i Zülcelal'in kıymettar ihsanatının numunelerini ve harika sanat antikalarını çarşı-i alem sergilerinde ticaret nazarında temaşa etmek için şu teşhirgâhta birkaç dakika durup seyrediyorlar. Sonra kayboluyorlar, şu meşher ise her dakika tahavvül ediyor, giden gelmez, gelen gider. İşte bu hal ve şu vaziyet kat'i gösteriyor ki, şu misafirhane ve şu meydan ve şu meşherlerin arkasında, o sermediği saltanata medar ve mazhar olacak daimi saraylar, müstemir meskenler, şu dünyada gördüğümüz numunelerin ve suretlerin en halis ve en yüksek asıllarıyla dolu bağ ve hazineleri vardır. Demek burada çabalamak onlar içindir. Şurada çalıştırır, orada ücret verir. Herkesin istidadına göre eğer kaybetmezse,
eğer kaybetmezse orada bir saadeti vardır. Evet, öyle sermediği bir saltanat muhaldir ki şu faniler ve zail zeliller üstünde dursun diyor. Ve buradan sonra bir temsile geçiyor. Temsil kısmına geçmeden okuduğumuz kısmı daha derin bir tefekkür etmeye çalışalım. Şimdi, burada insan türünün varlığın içindeki özel durumuna işaretler var. Elbette insan da varlık içinde bir varlık, hayatlılar içinde bir hayatlı, bedenliler içinde bir bedenli. Yani bu alemde yaşıyor insan, bu aleme dahil. Ama bu aleme dahilken her şeyle aynı şey değil. Zaten hiçbir şey her şey değil. Çok garip oldu söylediğim. Yani her şey zaten aynı değil. Hiçbir şey her şeylikte her şeyle aynı değil. Her biri ayrı bir şey her şeyin. Bu arada bayağı bir şey kullandık kelime. Bunların şimdi bu farkları, nüansları böyle her bir varlığın ikiz kardeşlerin bile, aynı annenin yavrularının bile veya işte aynı türün belki eşeysiz üremelerinde bile bazı canlılar biliyorsunuz eşeysiz ürüyor, bazı bitkiler eşeysiz ürüyor. Onların bile yavrusu şeyin aynısı değil, annesinin aynısı değil. Bakıyorsun onun yaprağı böyle çıkmış, bunun yaprağı böyle çıkmış. İkisini alıyorsun, saksılarını yan yana koyuyorsun. O biraz daha atıyorum gövdeyi aşağıdan küçük vermiş, bu büyük vermiş. E neyle ilgili? Elbette bir şeylerle ilgisi var. Cenab-ı Hak onun toprağından veya güneşe karşı açısından veya nesline verdiği özel bir tecelliden onu başka bunu başka kılmış. Aynı türün fertleri olmalarına rağmen, bazen aynı DNA'ya sahip olmalarına rağmen, mesela ikizlerin, tek yumurta ikizlerin, çift yumurta ikizlerin DNA'ları farklı oluyor ama tek yumurta ikizlerinin DNA'ları aynı oluyor. Parmak izleri birbirini tutmuyormuş arkadaşlar. Retina kalınlıkları birbirini tutmuyor. Zaten ruhları, karakterleri çoğu yerde ayrılıyor yani. Orası zaten DNA ile de ilgili bir şey değil. Yani DNA nereye kadar bir kitabet içeriyor, nereye kadar bir izah içeriyor, nereden sonra türün aynılığı, başkalığı ortaya çıkıyor. Yani orası daha bilim adamlarının da vardığı bir şey değil. Böyle kesin kanaat yok arkadaşlar. Mesela çöp genler diyorlardı. Genlerin büyük bir kısmı şey diyorlardı. Bunlar kullanılmıyor falan filan. Ama şimdi diyorlar ki yok onlar çöp değilmiş. Onların da şeyde işte zigotun oluşum süreci, çoğalım süreci, bebeğin teşekkül sürecinde galiba bir hisseleri var falan filan. Bak oralarda da böyle keşifler başladı. Zaten biz biliyorduk ki Allah'ın Hakim ismiyle hiçbir şey çöp değildir. Cenab-ı Hakk'ın yaratışa dair nesi çöp ki o DNA'da yaptığı oradaki ince sanatlarda çöplük olsun haşa. Kendi yanlışlarını düzeltmişler. Zaten bilim böyle ilerler. Popper'cı bilim anlayışının, bilim felsefesinin de en çok altını çizdiği şeylerden birisidir. Bilim yanlışlarını azaltarak ilerler. Hakikati ve doğruyu kesin bir şekilde ifade etmez. Onun yaptığı yanlışını azaltmaktır. Galileo bir şey söylüyordu. Newton onun üzerinde bir şey söyledi. Newton hakikati mi buldu? Yok, bulmadı. Galileo kendinden öncekilerin üstüne bir şey söyledi. Galileo hakikati mi buldu? Hayır, bulmadı. Geçmiştekilerden daha az yanlış içinde. Newton'dan sonra Einstein geldi bir şeyler söyledi. Einstein hakikati mi buldu? Yok, bulmadı. O da kuantumcular tarafından mesela daha üst bir şeyler söylendi. Einstein ölene kadar kuantumcuların yanlışlığını ortaya çıkarmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Kuantumcular daha haklı çıktı. Bakıyorsunuz kuantumcular da bir yerde gümleyecek. Yani tahmin ediyorsunuz bu süreç böyle işliyor arkadaş. Bilimsel devrim dediğiniz süreç bir öncekinin devrildiği ama onu devirenin de sağlam duramadığı, gün gelip onun da devrildiği böyle domino taşları gibi bir düzen yani bilimsel düzen. Çünkü Allah'ın yaratışını bilen yalnız Allah'tır. Bütün detaylarıyla. Onun dışında biz resmin farklı şekillerini görüyoruz. Yükseldikçe bakıyoruz evimi gördüm, yükseldim sokağımı gördüm, yükseldim şehri gördüm, yükseldim İstanbul'u gördüm, yükseldim Marmara bölgesini gördüm, yükseldim dünyayı gördüm ama ben daha alemin neresindeyim? Yani alemi tarif ederken alem dünyadan ibarettir desem ne kadar gerçeğe isabet eder? Bu anlamda bilimin bakışı böyledir. Parçadan bütüne gittiği için hep söylediği eksik kalacaktır.
O bilim üzerinden ahkam kesenler, uluhiyet dairesine, din dairesine, maneviyat dairesine yön vermeye çalışanlar kendi felsefeleriyle çelişiyorlar arkadaşlar. Bilimsel felsefeyle, yani mutlaka bu yönde okumalar yapın. Bilim felsefesinin farklı ekollerinin, bunların bilimin ulaştığı bilginin hakikat oluşu üzerine söylediklerinin detaylarına bir inin. Zaten adam batılılar, yani kendileri bizzat diyorlar ki ya biz hakikati konuşmuyoruz. Biz parçanın ulaşabildiğimiz kısmıyla bir şeyler söylüyoruz. Bunların arasında bazı uyuşmazlıklar da var. Mesela makrofizik, mikrofizik aynı şekilde işlemiyor. Bunları da işte şey yapıyoruz. İşledikleri alanlarda kullanıyoruz. Makrofiziği, makro alanını, mikrofiziği, mikro alanında. İleride umuyoruz ki her şeyin teorisi diye bir şey bulacağız. Bunları birbiriyle barıştıracağız falan filan umuyorlar. Bakalım olur mu, olmaz mı? Biyoloji de böyle. Şimdi bu genetikçiler her şey genetik diyorlar. Her şey genlerle ilgili. Bence ileride arkadaşlar bu da ortaya çıkacak. O genlerin de kesin bir belirleyici olmadığı, mesela belki aynı genlerden farklı farklı canlılar meydana gelebildiği, bence ben bunu bir gelecek tahmini olarak burada söylüyorum yani. Bunlar ortaya çıkacak. Anlayacağız ki o zaman yaratışta DNA bize bir bilgi ifade ediyor ama bu bilgi kesin değil. Yani katiyen oradaki olduğu gibi oluyor, her şey böyle olmayacak. Bunu zaten daha ruhtan, maneviyattan, duygulardan, karakterden anlıyoruz. Yani insan üzerinden bunu okuyabiliyoruz ki yaratışın insan seviyesine çıktığı noktada ikiz kardeşlerin DNA'ları aynı bile olsa, babayla oğlun çok büyük ölçüde benzerlikleri bile olsa ruhları, karakterleri apayrı olabiliyor. Birbirine benzemeyen çok noktalar olabiliyor. Farklı farklı yetenekleri, hisleri, tepkileri olabiliyor. Bu bile gösteriyor ki insanda ayrı bir sanat var. Oradan başladık, girdik. Yani burada insanın başkalığı, bu başkalığın haşre işareti. Ona bir değinme var bu 6. hakikatin okuduğumuz bu kısmında. Devam edelim. Halbuki görüyorsun, mahiyetçe en cami, en kapsamlı ve mühim raiyeti, yani işte halkı, raiyet, halk, teba o manaya geliyor. Ve bendeleri, yani onun kulları, işçileri, adamları gibi diyelim, bende o manaya geliyor. Hani bendeniz Ahmet deriz ya, orada kastettiğimiz ben senin hizmetçin Ahmet. Saygı ifadesi olarak kullanılıyor ama aslında şey bir ifade yani. Tevazu ifadesi ama böyle bir şey de var. İşçiniz, hizmetkarınız, kulunuz gibi manası da var. Sizin bendeniz Ahmet, yani sizin bendeniz, sizin kulunuz, köleniz manasında. Mahiyetçe en cami ve mühim raiyeti ve bendeleri şu misafirhane-i dünyada perişan bir surette muvakkaten toplanmışlar. Misafirhane ise her gün dolar boşalır. Şimdi bak, az önce konuştuk işte insanın yüksek sanatı, o genetik alemini bile aşan farklılıkları, insan türünün bir ferdi, sahil hayvanların bir nevi gibi, koyunlar hep bir karakter gibi, aslanlar hep bir karakter gibi, işte atıyorum kuşlar hep bir karakter gibi, bu kadar fertler arasında duygusal farklılık yok, birbirine çok yakınlar maneviyat anlamında. İşte duygu, durum açısından, karakter açısından, akıl zaten az da, işte o açıdan da falan hepsini böyle birbirine bağlayın, düşünün. İnsanın beden tarafından manevi tarafına geçin, bir de hayvanların beden tarafından manevi tarafına geçin. İkimiz de DNA üzerine yaratılmış canlılarız ama insanda ayrı bir derinlik var. Bu insanda daha çok kod var, insanda daha çok DNA var falan, bununla da açıklanamıyor çünkü... O şey değil yani, işte kimin kromozom sayısı daha çok, kimin kromozom sayısı daha az, bu gelişmişlikle düz orantılı değil arkadaşlar. Kromozom sayısı daha fazla canlılar var bizden ama bizden daha şeyler, aşağıdalar seviye olarak. Yani bu işte geni ne kadar çoksa o kadar akıllı oluyor falan, böyle de şeye veremiyorlar, nedenselliğe bağlayamıyorlar, onunla da ilgili değil. Öyle olmadığını da gördüler. İşte şeye bağlıyorlardı, beyin büyüklüğü falan filan, yok. Bakıyorsun ki insandan çok daha
diyelim akılcı eksik canlılar var. Beyin insandan daha büyük. İşte şuna bağlıyorlar, o öyle çıkmıyor. Buna bağlıyorlar, o öyle çıkmıyor. Hatta bir şöyle şeyleri var, sıkıntıları. İşte evrimcilerin böyle insan türünü şey yapıyorlar ya, böyle işte homo sapiens bilmem ne falan falan böyle tasnif. O aradaki türlerden bir tanesinde insanın beyninden daha büyük beyin var. Ama o beyin sonrakilerde daha gelişmiş olmalı. Daha küçük, daha gelişmiş. Öncekilerde sana şey diyorlar böyle kendi kafalarında. Hani beyin büyüyor falan, bak zekileşiyor falan. Ulan büyük ama daha da küçülmüş, bu daha zeki. Onda da mesela şeyleri var, böyle bir çıkamadıkları şeyler var. Çıkamadıkları çok şükür var da. Bakmayın yani, bir imanla gidiyor bu evrim işi. Onlar da evrimin müminleri yani. Biz nasıl İslam'ın müminleriyiz, onlar da evrimin mümini. Başka türlü açıklanmaz. Adam iman etmiş ya. İman yani, o bilim değil onun yaptığı. Evet. Şu misafirhaneyi dünyada perişan bir surette muvakkaten toplanmışlar. Şimdi böyle bir canlı manevi tarafı bu kadar gelişkin. Bir de şu var, faniliğini biliyor. Bakın, hayvan gibi mutlu olmak isteyen ateistler var mesela. Hayvan gibi olalım, hayvan gibi yaşayalım, hayvan gibi mutlu olalım. Üstad Hazretleri hep ne diyor? Olamazsınız. Hayvan gibi olamazsınız. Niçin olamazsınız? Çünkü hayvan geçmişi, geleceği, faniliği, ölümü bilmiyor. Sen biliyorsun. Yani hayvan elbette canını korumak istiyor ama seninki gibi sabah akşam ölüm üzerine oturup düşünemiyor, aklına getiremiyor. O yaşıyor, normal vazifesi var. Programlandığı bir alan var. Orada yapıyor. Bazen yani öleceğini bile fark etmediği işler yapıyor. Mesela uçurumdan aşağı atlıyor koyun sürüleri. Birisi atladı mı hepsi peşinden atlıyor. Aklına ölüm geliyor mu? Gelmiyor. Bunun gibi yani canlılar yaşarken ölüm düşüncesine sahip değiller. Fanilik çilesine sahip değiller. Sonluluk, sonsuzluk idrakine sahip değiller. Bu noktada da kendilerinde bir manevi baskı hissetmiyorlar. Kalmaya çalışmıyorlar. İşte ya yeterince güzel değilim, bir estetik olayım, şu buram torbalaştı, göbeğim çıktı, onları incelteyim falan, daha genç gözükeyim falan, böyle şeyleri hayvanlar aleminde görmüyoruz. Bu tek insanlar aleminde var. Nereden çıkıyor insanın da bu talepleri, arzuları, çalışmaları, gayretleri? Fanilik idraki, sonsuzluk idrakinden. Genci görüyor, yaşlılığını görüyor, genç gibi olmadığını biliyor ama idealin de o olduğunu dünyevi kalış açısından seziyor, onun gibi olmaya çalışıyor. Ne yapayım? İşte yüzümü gerdireyim, işte şurama bilmem ne yaptırayım, burama bilmem ne taktırayım. Bunlarla o gençliğin ifade ettiği kalıcılık seviyesinde kalmaya çalışıyor. Veya bir eser üretiyor, onun üzerinden kalmaya çalışıyor. Ama bu hepsi, bunların hepsi, veya yazıyor, şiir yazıyor, kitap yazıyor, kalmaya çalışıyor onunla. Bunların hepsi ölüm ve hayat bilincinden fanilik ve kalıcılık bilincinden, sonluluk ve sonsuzluk bilincinden çıkıyor. O ayet-i kerimenin buyurduğu, nasıl işler, ameller eyleyeceğinizi görmek için, yani Cenab-ı Hak ölümü ve hayatı yarattım diyor. Tam belki meal aklımda kalmamış, yanlış olabilir ama buna benzer bir şey yani. Eksiğimi siz bulup düzeltin. Yani o mektubatta da geçen ölüm bahsinin başında, ölümün ve hayatın yaratılması insanın bu hayatını bereketlendiriyor. O bilinçle biz çalışıyoruz, doldurmaya çalışıyoruz defterimizi. Sınavın süresinin olması sınavdaki kişiyi daha çok soru çözmeye itiyor. Hemen daha hızlı düşüneyim. Niye? Çünkü süre dar. O sürede daha çok soruya cevap vermemle daha iyi bir akıbet kazanmam mümkün. Yani ölüm olmasa hayat bereketsiz olurdu. Çünkü son yok. O sonun bilinci olmadığı için de öncesini doldurma telaşı olmazdı yani. Süre sıkıntısı oldu mu işler bereketleniyor. İşte diyorsun ki saat 6'ya kadar şu kadar iş çıkarmam lazım. Çıkarıyorsun. Ama önünde sınır yok. O zaman sallapati oluyor o iş. Mesela işte tez var veya işte ödev var. Hoca belli bir gün vermiş, o güne bir hafta kalıncaya kadar yatıyorsun. O bir hafta kaldı mı lan, bir hafta kaldı telaş oluyor. Cenab-ı Hak da öyle bereketlendirmiş. Bunu da ayet-i kerimeyle bize haber vermiş. Bunun da bizim dünyamızdaki yansıması, biliyoruz yani son ne, sonsuzluk ne, biliyoruz. İkisinin arasında duruyoruz.
Birinden dertleniyoruz, diğerini umuyoruz. En mühim raiyeti ve bendeleri şu misafirhane-i dünyada perişan bir surette, işte o bilinçten gelen bir perişan, bir eksiklik, bir noksanlık, bir cennet bilir cennetsizlik, bir beka bilir bekasızlık, bir sağlık bilir hastalık, bir gençlik bilir ihtiyarlık gibi gibi o psikolojiyle yaşıyoruz. Perişan bir surette muvakkaten toplanmışlar. Geçici olarak muvakkat, vakitli, geçici. Misafirhane ise her gün dolar, boşalır. Bunu da görüyorlar yani. Her gün dolduğunu, boşaldığını, kendilerinin de onlardan bir parça olduğunu biliyorlar. Fakat ne var? Gaflet izale ediyor. Ne diyelim, dikkati, imanın gerektirdiği şuuru, uyanıklığı izale ediyor. Ne yapıyoruz? İnternete bakıyoruz, televizyona takılıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Bu bizi bir nebze uyutuyor, uyuşturuyor, müsekkin gibi. Veya işte Beşiktaş ne yaptı bu hafta diyoruz mesela. Aa işte seçimler var, ne olacak diyoruz mesela. İşte Amerika'da şöyle olmuş, falan cünlü böyle yapmış. İşte Wimbledon'ı kim kazanmış, NBA'de kim bu hafta şeyde falan filan derken dikkat dağılıyor. O dikkat dağınıklığı bize bir sarhoşluk olarak dönüyor. Eğer ki biz tam şuurunda olsak o gidişlerin, kalışların, yani hayatla birebir gerçekten yüzleşsek, ölüm hakikatiyle gerçekten yüzleşsek, o bizdeki çok çakraları açar. Buradan şeye geçelim, tasavvufta, tarikatta neden rabıta-i mevt var? Zaten bu yönde hadisler var, yani gafleti izale eden, hayatı acılaştıran ölümü çokça hatırlayınız diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O anlamda biz de ölümle gerçekten yüzleşsek çok yerimiz açılır ve çok gafletimiz dağılır. O bizde yok maalesef. Yani işte tasavvuf onu rabıtayı mevtle aşmaya çalışmış. Hakikat mesleğinde tefekkürü mevt ile aşılmaya çalışılıyor. Ama her şekilde ölümün düşüncesi lazım. Bu hayatın bereketi için ayet-i kerime bize öyle haber veriyor. Ve ahiretin varlığını anlamak için de ölümle yüzleşmek lazım. Çünkü onun bıraktığı yarımlık ancak haşirle tamamlanıyor. Ölümü yarımlık olarak düşünmezseniz haşire varamazsınız. Yani ona iktiza eden şeyi çözemezsiniz. Fıtratınızdaki aynayı okuyamazsınız. Evet. Misafirhane ise her gün dolar boşalır. Hem bütün raiyet tecrübeyi hizmet için şu meydan-ı imtihanda muvakkaten bulunuyorlar. Meydan ise her saat tebeddül eder. Bakın ne söyledi? Bütün raiyet, yani halk, teba, bende, tecrübe-i hizmet için, yani nasıl hizmet edecekler? Bakalım nasıl iş yapıyorlar? Bakalım kabiliyetleri ne yönde? İradelerini ne tarafa kullanıyorlar? Tembel mi, çalışkan mı? Uyanık mı, aptal mı? İyiye mi temayüllü, kaytarmaya mı? Çalışmaya mı temayüllü? Yatmaya mı gibi gibi bir sürü manayla bu meydanı imtihandayız. Yani imtihan zaten bunun için geçerli. Normalde insanoğlu işe alırken bile ne yapıyor? Böyle bir deneme süreci oluyor. İşte bir ay seni deneriz, 10 gün seni deneriz, kafamıza yatarsan sigortanı yaptırırız diyor mesela. Bu işte bize cenneti cehennemi, bu dünyadaki imtihanın hikmetini anlatmıyor mu? Ya anlatıyor. Cenab-ı Hak da cennette, cehennemde kalıcı işe alacak bizi. Cenab-ı Hak cennette işe aldıklarından eylesin. Orada yani o iş de iş, çünkü aynalık yine yapacağız. Ama orada tatil yeri bizim için aynı zamanda. Cenab-ı Hakk'ın çalıştırması da böyle. En güzel patron o. Cenab-ı Hak bizi işçiliğinden ayırmasın diyelim. Yani orada kalıcı olarak çalışacağız. Kadroya gireceğiz, sigortamız yapılacak, primlerimiz yatacak. Atıyorum başka ne imkanı varsa onlardan faydalanmaya başlayacağız. Bize göre üniforma dikilecek falan falan, yeni bir beden, yeni bir fizik, cennetteki varlığımız böyle olacak. Onun için deneme süreci var. Bak, insanoğlu yapıyor bunu. Cenab-ı Hak da işte yapıyor daha imtihanda. Sen nasıl bir kabiliyetin var? Ne yöne sarf edeceksin? Hak edersen geçeceksin o tarafa. Deneme sürecinde girdin, yattın işte. Olmaz.
yatarsan almazlar seni. İyi yere almazlar, başka yere sevk ederler. İmtihan bu yüzden. Başka bir imtihanı mesela, ha bazıları da diyor ki, onu da cevaplayalım mesela aklımıza gelmişken. Ya Cenab-ı Hak zaten bizim cennete cehenneme gideceğimizi bilmiyor mu? Niye buraya imtihana uğratıyor? Doğrudan alsın oraya. Cenab-ı Hak biliyor da sen bilmiyorsun. Cenab-ı Hak sana akıl diye bir şey vermiş. Bu akıl denilen şey kendi tecrübesinden iman ediyor. Yani öyle bir durum olacak ki cennette cehennemde. Ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler de bunu bize haber veriyor. Cennet cennetlik olduğunu bilecek. Oranın kendi amelinin, gayretinin, hayırda muvaffakiyetinin sonucu olduğunu bilecek. Cehennemlik de şerrin kendi amelinin sonucu olduğunu bilecek. Orada yaşadığı eziyetin kendi amelinin sonucu olduğunu bilecek yani. Yanlış seçimlerinin şeyi olduğunu bilecek. O anlamda evet ben bunu hak ettim diyerek gidecek. Öbüteki de öyle gidecek cennete. Bu da öyle gidecek. Elbette cennet fazla ilahidir. İnsan cenneti hak etmek manasında şöyle. Cenab-ı Hak lütfedeceğini vaat ettiği için. Yoksa biz Cenab-ı Hakk'ın daha bu dünyada verdiği nimetlerin hakkını ödeyecek kadar bile şükredemiyoruz. Bir göz, iki göz, iki kulak, burun, şu bu. Bunlardan her birinin şükrünü eda etmeye yetmez bizim ibadetimiz ama Cenab-ı Hak fazl-ı kereminden vaat etmiş. Vereceğim demiş. O vereceği için, onun fazla o olduğu için. Cehennem aynı şeydir, cezadır. Cennet fazl-ı ilahidir. O anlamda Cenab-ı Hak ayrıca bahşediyor cenneti yani bize. Yoksa bizim yaptığımız ibadetler daha var olurken aldığımız nimetlerin karşılığına yetmiyor. Anlatılır ya hikaye olarak. Böyle birisi çok ibadet edermiş. 300 yıl işte eski ümmetlerin ömrü de uzunmuş ya. 300 yıl ibadet etmiş. Ölünce Cenab-ı Hak demiş ki sana işte ya da meleklerin sesi diyelim. Demişler ki sana rahmetinle mi muamele edelim, adaletle mi muamele edelim? Şimdi o da düşünmüş, yani işte o kadar amelim var, 300 sene az buz değil yani. Az namaz kılmadım, oruç tutmadım falan ben demiş. Adaletle daha iyi olur benim için. Demiş ki adaletle. Mizanın bir tarafına göz nimetini koymuşlar, bir tarafa onun amellerini koymuşlar. Göz ağır basmış. Hemen tabii hatasını anlamış. Allah'ım demiş rahmetinle muamele eyle. Öyle, hakikaten öyle yani. Bizim bu dünyada tattıklarımızın hangisini tam hakkıyla karşılıyor ki bizim yaptığımız? Çoğunda gafletle karışık, hatalarla bulaşık, eksiklerle alude yapıyoruz yani. Namaz kılıyoruz, içinde 40 tane şey aklımıza geliyor. Kendimizi veremiyoruz ki. Oruç tutuyoruz, gözümüz namahreme, nazardan durmuyor. Veremiyoruz tam şeyine, dilimiz gıybetten durmuyor. Bunlarla mı şimdi yani cennet iddiasında bulunalım? Bu şeye benziyor, yırtık parayı götürüp onunla en büyük bir şey almaya çalışmak gibi. 5 lira yırtık pırtık bir 5 liraya götürüyorsun. Ferrari istiyorsun onunla. Bak yine Ferrari'ye sözü getirdim ha. Ferrari'nin bana bir güzellik yapması lazım. İlla bir derste bahsi geçiyor. Yani düşünsenize. Ya kul kısmının had bilmesi kadar ona yakışan bir şey yok. Vallahi yani insana tevazudan daha öte yakışan bir şey yok. Neyin iddiasındasın ki? Bir zamanlar ismini vermeyeyim. Bir iş adamının. Magazinel tarafı da var yani, böyle magazin şeyinde gündemi olan bir iş adamı. Röportaj yapmışlar, onu okuyorum dergide. Hangi dergiydi ya şimdi, o da aklıma gelmedi. İşte böyle en son dergi dini olduğu için en son böyle bir ahiret bahsi falan filan da açıyorlar. Orada şey diyor, ya diyor o kadar diyor köprü yaptırdım memleketime, şunu yaptırdım bunu, herhalde cehenneme de gitmem ben diyor. Bak ne kadar zararlı bir şey, ucup bu. Sen o yaptığın ne kadar ihlaslı olsun oldu, ne kadar desinler diye oldu. Ha bunlarda bu kadar rahat mısın? Sen ihlasını gördün, teşhis ettin mi? Kimse edemiyor. Onu bırak, sen o yaptıkların, dünyada girdiğin, kırdığın potların ne kadarına karşılık gelir? Evet diyor, ben diyor işte o kadar şey yaptım, herhalde cehenneme de gitmem diyor ya. Tabii canım, bağlamış o köprüyü, yapmış ya şimdi Cenab-ı Hak mecbursan kâşa. Onu cennete göndermeye. Öyle olmaktan bizi muhafaza etsin Allah. Yani o psikolojide olmaktan, o ucuptur arkadaşlar. Manevi bir hastalıktır ameline güvenmek. İnsan amel işlemelidir ama o amele güvenmemelidir. Cennet yine Cenab-ı Hakk'ın fazladır, ihsan ederse olur. Çünkü biz bilemiyoruz ki ne kadar ihlas olabildik. Belki de desinler diye yaptık. Ben size şimdi mesela burada haşi anlatıyorum.
acaba desinler diye mi yapıyorum? Ya içimde bunun şüphesi olmalı. Çünkü belki de öyle. Ondan şüphe etmek onu yok eder. Yani nasıl kuantum fiziğinde diyorlar ya, dikkat edenin nazarı, gözlemcinin nazarı taneciğin hareketini etkiliyor. Öyle bir şey söylüyorlar. Çift yarık deneyi diye bir şey var mesela kuantum fiziğinde. İnternette de bulabilirsiniz, onu çizgi film şeklinde anlatıyorlar. Belki manevi alemde işler böyle zaten. Ben oldum denen oldurmuyor işte o oldum demesi. Ben ya o kadar ibadet yaptım falan diyenin o demesi yüzünden yıkılıyor ibadetleri belki. İşte ucuk da öyle. İhlaslıyım ya, süper ihlaslıyım, benden ihlaslı kim var falan filan. Öyle demenle yok ediyorsun. Aslında varlığından şüphe etsen var olacak. Bu dünyada varlığından emin olmak var ediyor. Diyelim işte çayı kaynattın mı? Kaynattığından ne kadar eminsen o kadar o var. Ama fizik ötesi alemde, fiziğin inceldiği alemde belki de insanın şüphesi onu var ediyor. Yani nasıl vesvesede şüphe ettikçe vesveseniz ne oluyor? Mesela şu yılan mı ya falan diyorsun mesela. İpi görüyorsun, bu yılan mı falan. Gittikçe yılan olma ihtimali artıyor kafanızda o vesveseyle, korkuyla, endişeyle. Bunun hastalık derecesinde çok yüksek düzeyleri de var. Obsesif kompulsif bozukluk mu diyorlar ne? Böyle birisiyle de rastlaşmıştım ben. Hani mesela yanında şey deseniz, ya bu çay bizi zehirleyecek deseniz, o adam ilaçlarını almazsa bir belli bir süre sonra, aa beni zehirlemeye çalışıyorlar, bu çayda zehir vardı, ben zehirlendim. Onu gerçek sanıyor yani, kuruyor içinde. Böyle bir rahatsızlık da var, Allah şifa versin olanlara. Kimseye de göstermesin, akıl işte nasıl bir nimet. Yani akıllı insanda bile böyle hastalıklar olabiliyor. Buna vesvese bozukluğu diyorlar. Obsesif kompulsif bozukluk galiba o Latince ismi. Bak orada bile yokluğuna, daha doğrusu varlığına şey ihtimali vermen onu şey yapıyor. Var ediyor. Etkileniyor şeyinden, sanrından. Senin için var oluyor o. Bunun gibi de ihlas da mesela yokluğuna ihtimal vermenle var oluyor olabilir. O fizik ötesi alemin nasıl olduğunu biz tam kestiremiyoruz, bilemiyoruz. Bizim latifelerimiz gereği, özelliklerimiz gereği, kabiliyetlerimiz gereği bizzat görmemiz lazım ki tam mutmain olalım. Adam bizi sınamadan sen birinci, sen ikinci, sen üçüncü olacaksın diye madalya dağıtsa bir yarışmada, deriz ki ya ne biliyorsun, hani çıkmadık ki, koşmadık ki, yani bu tam olmadı. Tamam sen uzman olabilirsin ama bir de sahada gör, belki de ben birinci olacaktım. İnsanın içinde bu acaba kalır hep. Cenab-ı Hak fazlından o acabayı da bırakmamış. Bizi imtihana sokmuş ve yaşatmış. Bir de şu var, cezalar potansiyel üzerinden verilmez. Mesela bizim hukukta bile, modern hukukta bile, İslam hukukunda zaten öyle, modern hukukta da öyle. Adam cinayet işleyebilir. İşleyebilir diye ceza verilir mi? Verilmez. Cinayet işlerse verilir. Cenab-ı Hak bizi elbette bu imtihana uğrattı. O suçları işleyenler işledi. Hayır işleyenler de hayır işledi. Herkes gördü, anladı, kendisi yaptığında idrak etti. Öyle gidecek mahşer gününde hesabına. Hani kendisi susturulacak, azaları konuşacak, onları söylüyor mesela. Bugün de öyle olmuyor mu? Katil inkar ediyor, parmak izleri evet diyor. Oradaydım diyor. Katil inkar ediyor, barut izi evet oradaydım diyor. Katil inkar ediyor, başka bir uzvundan izi çıkıyor. İşte boğuşmuşlar, saç kılı kalmış, bilmem DNA'sı kalmış, bilmem ne olmuş. Bak kendisi inkar ederken uzuvları şahitlik ediyor. Ahirette de böyle olacağını ayet-i kerimeler bize haber veriyor. Hatta adam kızıyor, niye benim aleyhime konuşuyorsunuz diye uzuvlarını. Oradaki tasvirleri hatırlarsınız, o şeyleri, olanları anlatan ayetleri. Adam benim diyor aleyhime niye konuşuyorsunuz diyor. Doğrunun söylenme zamanı gelmiş. Sen istediğin kadar sus. Sakla. Cenab-ı Hak azalarını konuşturuyor. Hepsi kayıtlı zaten. Cenab-ı Hak hayrı kaydettirsin, şerrimizi affeylesin. Evet. Tecrübeyi hizmet için şu meydanı imtihanda muvakkaten bulunuyorlar. Meydan ise her saat tebeddül eder. Bunu da anladık şimdi bak. Üstte başka bir yerden gördük bunu. Kabiliyetlerimiz, potansiyelimiz üzerinden. İkincisi, ya sınanıyoruz biz burada. Sınandığımızın da farkındayız. Burada hep böyle bir test durumu var.
hep böyle bir oldu olmadı, yaptı yapamadığı işleri var yani. Onu da anlıyoruz. Meydan sürekli değişiyor sanki, hani imtihan şeyi gibi. O boşalıyor, başka birileri geliyor. O gidiyor, başkaları geliyor. Hani böyle askeriye alınırken de şey olur, böyle talimler falan. Orada eğitim yerleri, o gider, o gelir, o gelir, o gelir falan filan böyle. Onun gibi bunu da görüyoruz bak. Potansiyelimizin başkalığı, sınanıyor oluşumuz, bu da hissettiriyor. Hem bütün o raiyet, evet, hem bütün o raiyet, Sani-i Zülcelal'ın kıymettar ihsanatının numunelerini ve harika sanat antikalarını çarşı-i alem sergilerinde, ticaret nazarında temaşa etmek için, temaşa seyretmek, biliriz bunu, şu teşhirgâhta yani sergide birkaç dakika durup seyrediyorlar, sonra kayboluyorlar. Şu meşhur ise her dakika tahavül ediyor, giden gelmez, gelen gider. Yani size de böyle bir his vermiyor mu? Bizim bu dünyadaki varlığımız bir manzaraya bakmak için getirilip sonra oradan geçirilip götürülen insanlarınkine benzemiyor mu? Turist şeylerini düşünün, kafilelerini getiriyorlar. İşte gösteriyor, işte Dikiltaş, işte Sultanahmet Camii, Ayasofya bilmem ne gösteriyor. Ama o gidiyor, ondan sonra başka kalabalık geliyor. Orayı dışarıdan gören insan ne der? Ha, burası tarihi eser, burası bir sergi veya işte resim sergisi, orada da aynı muamele. Önüne geliyor birileri duruyor, devam ediyor birileri duruyor. Veya müze, müzelerde de önünde duruyor. Bakmak için çünkü gelmiş oraya, inceliyor, geçiyor, bu tarafa geçiyor, bu tarafa geçiyor. En sonunda kapıdan kovuyorlar yani. Parasını veriyor, baştan giriyor. En sonunda da çıkıştan çıkıyor. Müzede böyle, hayvanat bahçesinde böyle, tarihi eserlerde böyle. Ama oraların tamamının da fonksiyonu, fuarlar da böyle mesela. Oraya gelen adam bakmaya gelmiş oluyor. Kalmaya gelmiş olmuyor. Bak, işin içindeki akış, varlık akışı, geçicilik bize o yer hakkında fikir veriyor dünyada yaşarken. Burası müzedir, burası sergidir, burası fuardır. Bak mesela bazı fuarlarda, kitap fuarlarında öyle olmuyordu ama mesela neydi o, böyle hediyelik eşya fuarları oluyor. Onun bir ismi vardı, unuttum. Veya işte daha başka eşya fuarları oluyor. Orada alamıyorsun fuarda. Orada ancak iş bağlantısı kurabiliyorsun. Malı inceliyorsun, iş bağlantısı kuruyorsun. Sonra dışarıdan o adamdan sipariş verebiliyorsun. Öyle fuarlar bir sürü. Ne anlatıyor bu bize? Bir yerdeki varlık geçici ise ve oradan istifade tam olmuyorsa, tadımlıksa mesela, gittin, reyonun önünden geçerken uzattılar bir sucuk, yedin. Ama dedin ki ya şuradan bana iki kangal var, olmaz dediler. Neden? Burası tanıtım için. O zaman anlıyorsun ki ya burası tanıtım, satış yeri değil, burası tanıtım yeri falan. İdrak ediyorsun bunu. Burada da diyor ki ya dünyada da öyle bir hal görmüyor musun sen? Ya, dünyada görsen, hayatta yaşarken görsen bunlara bu isimleri veriyorsun. Çok kolay kabul ediyorsun. Bir de dışarı bak, dünyaya bak yani. Dünyadaki insanlığın haline bak. Aynısını düşündürmüyor mu sana? Hem bütün o raiyet, Sani-i Zülcelal'in, yani sanatla yaratan celal sahibi Allah'ın. Çünkü büyük resme baktık ya, orada celal gözüktü. Zülcelal, celal sahibi, Sani, sanatla yaratan. Haşmet sahibi, celal sahibi, sanatla yaratan Allah'ın kıymettar ihsanatın, ihsanat, ikram, bağış gibi sahibini hatırlattıran şeyler. İhsan makamı ne demekti? Allah'ı görür gibi yaşamak. İhsanat da sahibi hatırlattıran şeylerdir bu manada. İhsanatının numunelerini ve harika sanat antikalarını, işte eserlerini, çarşı-i alem sergilerinde, alemin çarşısında, ticaret nazarında temaşa etmek için. Yani bu alınır mı? Bunu mu alsak, şunu mu alsak? Hangisine müşteri olmak lazım? Hangi mal iyidir? Şu teşhirgâhta, sergide birkaç dakika durup seyrediyorlar, sonra kayboluyorlar. Şu meşher ise her dakika tahavül ediyor. Giden gelmez, gelen gider. Alemin hali de bu. Devam ediyoruz. İşte bu hal ve şu vaziyet kat'i gösteriyor ki, şu misafirhane ve şu meydan ve şu meşherlerin arkasında, o sermediği saltanata medar ve mazhar olacak daimi saraylar, müstemir meskenler,
şu dünyada gördüğümüz numunelerin ve suretlerin en halis, en yüksek asıllarıyla dolu bağ ve hazineleri vardır. Demek burada çabalamak onlar içindir. Şurada çalıştırır, orada ücret verir. Herkesin istidadına göre eğer kaybetmezse orada bir saadeti vardır. Evet, öyle sermediği bir saltanat muhaldir ki, yani imkansızdır ki şu faniler ve zail zeliller üstünde dursun. Şimdi işte giysi fuarına gittik diyelim. Vaktimiz de az kaldı, toparlayayım. Ya bir giysi fuarına gittiniz diyelim. Ya giysiler orada mı üretiliyor? Yok. Makineler orada değil. Belki çok küçük ince ayarlar için ufak makineler getirilmiş olabiliyor. Veya bir kitap fuarına gittiniz. Kitaplar orada mı basılıyor? Yok. Yemek fuarına gittiniz. Yemekler orada mı pişiriliyor hemen? Genellikle hayır. Hazır geliyor yani. Orada sergileniyor. İşte bilmem nerenin reçeli, bilmem nerenin balı, bilmem nerenin pekmezi, peyniri, şu su bu su. Orada var ama üretim yeri orası değil. Üretim yerinin orası olmadığını nasıl anlıyorsunuz? Tasarruftaki sınırlılıktan. Ne demek istiyorum? Oraya gönderilenin üretimin ta kendisi olmadığını, yani kaynağın kendisi orası olmadığını anlamanın yolu oradaki sınırlı tüketim. Gittiniz mesela sucuk reyonuna, bir tane verdi. Abi fazlasını istiyorum. Olmaz. Derse diyorsunuz ki ya bu adam burada tanıtım yapıyor. Burası asıl satış yeri, üretim yeri değil. Burası tanıtım yeri. La teşbih ve la temsil. Kainatta da Cenab-ı Hakk'ın insana hissettirdiği aslında hep tanıtım gibi. Bak, üzüm yiyorsun, bitiyor. Yine istiyorsun, gidip alman lazım. Ama hemen alabiliyor musun? Yok. Araya ayrılık giriyor. Her şeyde, insana tattığı her varlıkta ayrılık giriyor araya. Mesela bugün dilin lezzet alıyor olabilir. Yarın bir hastalık olur, ağzının tadı kaçar. İşte bu korona mesela burun koku almıyor diyorlar. Bak, araya ayrılık girdi. Bugün gençtin, 3 tane dürüm yiyordun, bana mısın demiyordun mesela. Yaşlandın, artık yiyemiyorsun, miden rahatsız, ayrılık girdi. Yani o nimetlerdeki kesinti, tatmak ama doymamak. Bunu sadece bir öğünde doymak manasında düşünmeyin. O ürünün ayrılığını yaşamamak, doymamaktır. Doymaktır. Yani asıl doymak, tam doymak, gerçek doymak, ürünün, nimetin, bağışın ayrılığını yaşamamaktır. Hiç ayrılığı olmazsa doymuşsunuz demektir. Ama tekrar ayrılık oluyorsa, tekrar yokluğu yaşanıyorsa, arkasından açlık geliyorsa, yoksulluk geliyorsa, ne diyelim, olmadığı bir tecrübe tekrar geliyorsa ardından, bunlar tadımlık demektir. Sen orada sucuğu yedin, bir parçaydı, çok azdı. O azlıktan ne anladın? Bu tadımlıktı, hani bu ürünü tanıyayım diye, tadına bir bakayım diye konulmuş diye anladın. Dünyada da senin halin böyle. Dünyada Cenab-ı Hak asıl üretim yerinin burası olmadığını, yaratış yerinin burası olmadığını, doyuş yerinin burası olmadığını göstermek için o nimetlerle senin arana ayrılık koymuş. Ayrılık nasıl nimet olur? Ayrılık sergide olduğunu anlatmak babında sana nimet olur. Eğer o ayrılığı vermeseydi sen sergide olduğunu anlamayacaktın. Sen burada sınanma içinde olduğunu anlamayacaktın. Gafletin geçmeyecekti yani. Bak, gafletten bizi kurtaran ayrılıktır. Yoksunluğunu tattığımızda uyanırız. Hani hep derler, bir nimet elimizden alınmayınca kıymetini bilmeyiz diye. Bu çok söylenen bir şeydir yani mesela. Veya çok sevdiğimiz birisi öldüğü zaman ya deriz ne iyi adamdı ama yaşarken o kadar da belki kıymetini bilmiyordun o adamın. Veya işte bir imkan vardı. Elinden alındığı zaman anlıyorsun ki yani ne güzel bir imkanmış. Ama varken şükretmiyordun belki. İşte güneş her sabah doğuyor. Hangimiz kalkıp ya Rabbi bu sabah da güneşi doğurdun sana hamdolsun diyoruz. Ama bir gün alınsa işte kıyamette gün alınacak elimizden. O zaman o güneş dürülüp toplandığında, zamanı geldiğinde işte artık
Kafirler onun şahit olacaklar zaten. Müminlerin canı alınmış olacak. O zaman diyeceğiz mesela, aa, bak böyle bir şey de oluyormuş. Biz ruhlar aleminden, kafirler bizzat yaşayarak kıyameti, müminler ruhlar aleminde görecekler onu, berzah aleminde görecekler. Kafirler bizzat yaşayacaklar. Alabiliyormuş Cenab-ı Hak bunları. En büyüğü mesela, kıyamet en büyük alınış. Ama onun için dışında da küçük kıyametler şeklinde zaten hep alınıyor. Buradaki metin bize bunu da anlatıyor. Vaktimiz doldu. O zaman bu okuduğumuz kısmı bir kere daha baştan sona okuyayım. Ondan sonra bitirelim arkadaşlar. Halbuki görüyorsun, mahiyetçe en cami ve mühim raiyeti ve bendeleri şu misafirhane-i dünyada perişan bir surette muvakkaten toplanmışlar. Misafirhane ise her gün dolar boşalır. Hem bütün raiyet tecrübe-i hizmet için şu meydanı imtihanda muvakkaten bulunuyorlar. Meydan ise her saat tebeddül eder. Yani değişir. Hem bütün o raiyet, Sani-i Zülcelal'in kıymetli ihsanatının numunelerini ve harika sanat antikalarını çarşı alem sergilerinde, ticaret nazarında temaşa etmek için şu teşhirgâhta birkaç dakika durup seyrediyorlar, sonra kayboluyorlar. Şu meşher ise her dakika tahavül ediyor. Giden gelmez, gelen gider. İşte bu hal ve şu vaziyet kat'i gösteriyor ki, yani kesin gösteriyor ki, şu misafirhane ve şu meydan ve şu meşherlerin arkasında, sergilerin arkasında, o sermediği saltanata, sonsuz saltanata medar ve mazhar olacak daimi saraylar, müstemir meskenler, şu dünyada gördüğümüz numunelerin ve suretlerin en halis ve en yüksek asıllarıyla dolu bağ ve hazineleri vardır. Orada üretilmiyor. Belli ki üretildiği bir yer var. Burada devamlı değil, belli ki devamlı olduğu bir yer var. Orada tadımlık, belli ki limitsiz olduğu bir yer de var. İşte o tadımlık oradan geliyor. Bu işte numune oradan geliyor. Bu tanıtım oradan oluyor. Yani o bağ kurmamız lazım. Devamlı bir yerin olması lazım bu sızmanın olması için. Bak böyle arkadaşlar, fizik alemi şey düşünün böyle, yani inceldiği bir yer. Bu bizim bildiğimiz fiziğin inceldiği bir yer. Devamlılığın bir yerde olması lazım ki bu sızmalar olsun. Bak güneşler patlıyor, çatlıyor, yanıyor, ışık veriyor, sonra sönüyor falan filan. Bu süreçler hep yaşanıyor. Nurun devamlı olduğu bir yer olması lazım ki bu sızmalar, patlamalar, çatlamalar olsun. Nur üzerinden düşünün bunu. Diğer nimetlere de bağlayın. Evet. Demek bu burada çabalamak onlar içindir. Şurada çalıştırır, orada ücret verir. Herkes istidadına göre eğer kaybetmezse orada bir saadeti vardır. Evet, öyle sermediği bir saltanat. Muhaldir ki şu faniler ve zail zeliller üstünde dursun. Evet, biz de diyoruz ki bu fanilik, bu geçicilik, bu ayrılık, yoksulluk, yoksunluk üzerinde Cenab-ı Hakk'ın baki saltanatı durmaz. Onun doyumluk saltanatı, doyurucu saltanatı burada olmayacak. Alemi bakide olacak. İnşallah Cenab-ı Hak bizi o diyarda cennetiyle, cemalullah ile şerefiyat eylesin, şereflendirsin. Peygamber Efendimizin komşusu eylesin, sancağı altında gölgelendirsin. Evinin de uzağında olmayalım, sohbet meclisinin uzağında olmayalım. Çünkü biz onun sözünün, bahsinin, isminin, dersinin hayranıyız. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.